Süleyman Seba, 5 Nisan 1926 tarihinde Adapazarı'na bağlı Hendek ilçesinin Soğuksu köyünde dünyaya geldi. Baba adı Ali Rıza Seba, anne adı ise Nazlı Seba'dır. Oğlunun iyi bir eğitim almasını isteyen babası, tedavi amacıyla gönderdiği Süleyman Seba'yı İstanbul'daki kardeşi Fatma Ferisan Hanım'ın yanına bıraktı. Süleyman Seba, Beşiktaş Akaretler'deki ilkokul yıllarında futbolla ilgilenmeye başladı. İlkokuldan sonra Galatasaray Lisesi'ne başladı. Bir yıl sonra ise hayallerindeki okul olan Kabataş'a geçti. Kabataş Erkek Lisesi futbol takımına ve ardından Beşiktaş Genç takımına girdi. Hayatı boyunca abisi gibi göreceği baba Hakkı ile burada tanıştı. A takımındaki maçta ilk rakibi Fenerbahçe'ydi. Seba attığı bir gol ile yöneticilerin gözüne girmişti. 1947 yılında bugünkü Vodafone Park'ın yerinde olan Mithatpaşa Stadı, yani bilinen adıyla İnönü Stadı'nın açılışında İsveç'in AEK Solna takımına stadın açılış golünü attı. 1954 yılında askere gitti. Ordu milli takımına girdi. Ancak bir maçta sakatlandı. İstanbul'a geri döndüğünde bu sakatlığı geçmedi. Artık çok sevdiği meşhur yuvarlağın peşinden koşamayacaktı. Bu sırada Etbalık Kurumu'nda memur olarak çalışmaya başladı. Ama buradaki çalışma hayatını çok sürdürmedi. Çocukluk arkadaşı Mesut Arda'nın Milli Emniyet Kurumu'ndan birlikte çalışma teklifini kabul ederek bir süre bu kurumda görev yaptı. Ancak asıl sevdasından kopamadı ve 1963 yılından itibaren Beşiktaş'ta yönetici olarak çalışmaya başladı. 1970'lerin ortasında artık Beşiktaş'ın genel kaptanı olmuştu. Her zaman giydiği paltosu ve taktığı şapkası ile sahaya girdiği andan itibaren "Ben buradayım" diyordu. 1984 yılında yapılan kongrede başkanlığa adaylığını koydu ve seçimi Mehmet Üstünkaya'ya karşı 85 fark oyla kazandı. En büyük hedefi Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşımaktı. Fakat kulübün kasası neredeyse bomboştu. Süleyman Seba, Beşiktaş'a gelir kazandırmak için piyango geceleri yapmaya başladı. Süleyman Seba yönetiminin ilk lig haftası başarılıydı. 19 haftayı lider bitirmişti. Ama şampiyonluğu 10 gol farkıyla Fenerbahçe'ye kaptırmıştı. 1985-86 sezonunda Galatasaray şampiyon olduğunda Galatasaray hakkında çıkan şike iddialarına yanıt vermedi. Ama ikinci olan takımı için şerefli ikinciliğimizle övünüyoruz dedi. Tarihe şerefli ikincilik sözü Seba ile beraber geçti. 1987-88 sezonunda Beşiktaş Gordon Mayen ile çalışmaya başladı. Beşiktaş o sezon yine ikinci oldu. Taraftar hocayı suçluyor ama başkan Gordon'un arkasında duruyordu. 1989-90 sezonunda Beşiktaş o yıl iki kupayı alarak galibiyet sevinci yaşadı. 1990-91 sezonunda yine şampiyon oldu. 1991-92 sezonunda da 4-3'lük galibiyet ile şampiyon oldu. Beşiktaş, makus talihini Süleyman Seba ile yenmişti. Artık herkesin dilinde Metin Ali Feyyazlı şarkılar vardı. 2000 yılına gelindiğinde Beşiktaş'a tarihinin en önemli başarılarını kazandıran Süleyman Seba 16. yılını tamamlıyordu. Ama artık futbol eski futbol değildi. Endüstriyelleşen bir hava vardı. Süleyman Seba'nın bu dünyada kendine yer bulması adeta imkansızdı. Ahmet Dursun, "Seba gitsin" sloganı üzerine kararını vermişti. Çocuğu gibi sevdiği, tüm hayatını adadığı Beşiktaş'ı bırakacaktı. 2000 yılındaki kongrede kürsüye çıktı. Elleri titreyerek cebinden bir kağıt çıkardı ve gözleri dolu dolu veda mektubunu okudu. Mektup şöyle başlıyordu. "Dostlarım, dostlarım, ben en çok dostlarım diyenlerden korkarım." Seba, kendisine kimlerin haksızlık ettiğini biliyordu ama kendisine yakışan bir şekilde kimsenin kalbini kırmadı. Sadece onlara karşı derin bir sessizliğe gömüldü. Süleyman Seba, 13 Şubat 2000 tarihinde başkanlık görevini bırakıp ceketini alıp çıkıp gitti. Çünkü gitsin demişlerdi. O ise gitsin dediklerinde kalamayacak kadar çok sevmişti Beşiktaş'ı. Oysa Süleyman Seba çocuğum dediği Beşiktaş'a 5 lig şampiyonluğu, 4 Türkiye kupası, 4 Cumhurbaşkanlığı kupası, 2 Başbakanlık kupası, 6 spor yazarları kupası kazandırmıştı.
Tüm bunların dışında o güne kadar tek dikili ağacı olmayan Beşiktaş'a akaretlerdeki kulüp binasını, Beşiktaş Koleji'ni, Fulya Stadı'nı, Şen Öktem, Yeşilköy ve Çilekli tesislerini de kazandırmıştı. Yine de dayanamadı ve Beşiktaş'ın 110. yıl kutlamalarında hasta olmasına rağmen stadyuma geldi. Tüm stat ayağa kalkmış Süleyman Seba diye bağırırken gözyaşlarını tutamadı. İlerleyen yıllarda pek medya önünde olmadı. Sevenleriyle dost meclislerinde bir arada olmayı tercih etti. Fenerbahçe eski başkanı Ali Şen'in dediği gibi Süleyman abi bir yere girdiğinde herkes ceketini iliklerdi. Zengin bir iş adamı değildi ama çok büyük itibarı vardı. İyi insandı, hatta çok iyi insandı. Ancak rahatsızlığı nedeniyle bir süre tedavi gören Türk futbolunun unutulmaz ismi 13 Ağustos 2014 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Cenazesi o tarihte inşaat halinde olan Vodafone Park Stadı'nda yapılan törenin ardından Dolmabahçe Camii'nden her renkten oluşan bir kalabalıkla uğurlandı. Beşiktaş'ın onursal başkanı tüm renkleri kardeş yapabilen belki de İstanbul'un son beyefendisiydi o.